Hamiyetten esra biraz hikaye anlatın bize. Ee, hikaye aslında İrfan'ın e, çocukluğuna dayanan bir hikaye e, birlikte anlatalım istersen senin de hikayen olduğu Miyet, için. Benim çocukluğumda korktuğum kadın Korktuğunuz. korktum beni hamiyete vermekle korkuturlardı çocukken çünkü korkunç bir kadındı yani. İşte neredeydi bu hamiyet? Bu hamiyet e, avcılarda bir e, Ghetto gibiydi o zaman avcılar. Hmm. Hatta ortak tuvaletli evlerde yaşanılıyordu. Hmm. Ee, genelde fabrika işçilerinin olduğu bir yerdi. Hamiyet de onlardan biriydi. Ee, onun karısıydı yani sıradan bir kadın. İşte akli dengesi yoktu çok fazla. Ama bu giderek e, artarak hmm. oldu. Yani ilk başlarda o kadar git gel değildi belki. Onu ben bilmiyorum. Çünkü ben Hamiyet'in akli dengesi olmadığı zamanlara... Denk gelmiştim. Bizim eve gelip korkuturdu insan, Yani beni korkuturdu daha çok. Çok küçüktüm çünkü. Daha sonra bu korku yerini acımaya bıraktı. Aman ee, o zaman şey diyorum. Acaba anladığım için mi büyüdüm, büyüdüğüm için mi anladım bilmiyorum. Hı, İkisinden biri. Hamiyet'le de böyle bir bağım vardı. Sonradan ben Hamiyet'e kötülükler de yapıyordum çocukken. Yani o bana sarılmak isterdi, taş atardım onu gelmesin, gitsin bu kadın falan derdim. Çok küçüktüm. Sonra tabii e, Hamiyet'in öyküsünü tam anlayınca biz ve o da o zamanlar ölmüş olduğu için artık neden aklıma geldi bilmiyorum. Hamiyet'e karşı bir sorumluluk duygusu gelişti bende. Müthiş. Sonra bir hikaye yazdım kendime. unutmayın bunu diye. Şarkılaştıracaktım. Sonra Işıl Hoca işte o şarkıyı niye müzikal yapmıyorsun dedi. işte öyle. Bugünlere bu geldik. Sanatçılarda böyle bir şey var. Bunlar e, terapiste gitmelerine gerek yok. Yani bir iş olarak ortaya koyuyorlar. Evet. Aslında e, travmatik olanı, e, üzücü olanı ya da çok mutlu olanı, özleneni ya da kaçıla, kaçınılanı, <laughs> kaçtıklarını bunu bir iş olarak, bir hikaye olarak ortaya koyuyorlar ve bir sanat biçiminin içine sokuyorlar. Ve aslında insanlarla paylaşıyorlar. Sonra ne oluyor? Benzer deneyimleri yaşamış olanlar geliyorlar. Aynısı olması gerekmiyor aynı deneyim fakat oradan kendilerine göre bir şey çıkarıyorlar ve onlar da yıkanıyorlar bu güzel sanat işiyle arınıyorlar ortaya koyuyorlar onlarda da onlarda da bir terapi e, ortaya koyuyor resim evet. de bunu yapıyor heykel de bunu yapıyor tiyatro da bunu yapıyor müzik de bunu yapıyor müthiş müthiş hepimizin müthiş. ortak yarısı varmış evet. hamiyetler çokmuş evet. ben, ben bu senaryoyu ...işte yazdırmak için... Siz sabahlara kadar bunları konuştunuz değil mi? Evet. Müthiş, evet bir, vakit müthiş bir tiyatro deneyimi. Yani sahnelemenize bile gerek yoktu bence. Yani herkes... Herkes e, travmalarını e, ortaya Herkes döktü. travmalarını ortaya döküp... ...çok güzeldi sağ olun <laughs> şimdi yeni bir hayata başlıyorum diye. Evet ama yani kişisel bir hikayeden yola çıkıp... ...tabii aslında bir Türkiye... E, ...tarihinden de... E, ...tarihinin bir kahramanı oluyor. E, 80 dönemi e, darbesinde... E, Hamiyet işte yaşadıklarının etkisiyle e, hayali bir e, dünyaya sığınıyor ve orada aslında pek de fazla bir grup, hayali bir grup aslında. <laughs> şimdi pazar Hamiyet yeri, pazar, Hamiyet sinekleri. aslında sıradan adamı. Fazlariesine niçeden mi bu? Evet. O, böyle öyle buyurdu Zerdüşt hı hı. Evet. şeyinde bir paragraf o yalnızlığına kaç. Yalnızlığına dostum. kaç dostum. Seni pazar yerindeki sinekler tarafından delik deşik görüyorum. Aynen. O o bizim eski grubun ismiydi. Özgür o zaman şöyle yaparız. Ersen ve Dadaşlar gibi olur. <laughs> Pazar yerisinikleri ve Özgür olur. Kabul etmiyorum falan dedi. Ben de Ersen, tamam falan, o zaman. Ve Dadaşlar müthiş. Pazar yerisinikleri. Sonra de, er örneği. Ersen e, grubu sürekli değiştirdiği için sonra kendi soyadını Dadaşlar olarak değiştirdi. Biliyor no, <laughs> Tabii. Mesela bizim bizim bizim, bizim, bizim programımıza katıldığında. Dedim Ersen ve Dadaşlar mı? Bu bir şey yazmışlar. Hayır dedi. Ersen Dadaşlar. Bu <laughs> kim? E bu benim zaten dedi. Nasıl ya? Sen Ersen ve Dadaşlar mı Hepsi benim. Ersen ve Dadaşlar diye aradaki aradaki V'i çıkardı. Ersen Dadaşlar oldu. Bunu ben şimdi öğrendim. Ay böyle böyle olması gerekiyor. Bence böyle olması gerekiyor. <laughs> Hamiyetin hayali kahramanlarını Deniz Madanoğlu ve şey e, senaryoda var. Artık Hamiyet sıradan bir insan. Hikayesi de berbat. Yani orada bir sanat yaratacak bir ayrıntı yok. Ben e, röportaj gibi Deniz Madanoğlu'na gittim Bodrum'a hiç tanımıyorum. Hı. Atladım arabaya senaryoyu yazmam lazım. Hocaya sözüm var, tarih var, deadline var. Benim elimde senaryo yok. Cast zaten hiç yok ve Hı. Ağustos ayındayız. Hı siz 3 ay prova diyorsunuz ya bizi o ara senaryoyu bile yok ortada. <laughs> Tam böyle bir rakın oldu yani. Evet. Kesinlikle <laughs> öyle. Sonra işte Ama böyle ha ortaya çıkıyor. Hamiyet'in e, hayali arkadaşları pazar yeri sinekleri oluyor. Pazar yeri sinekleri de e, ve Hamiyet şarkı sözü yazan bir kadın deliliğe kaçıyor. Deliliğe kaçtığında şarkılara tutunan birisi. Hı. Ve pazar yeri sinekleri de onun kafasında var. O. o istediği zaman o müziği Ama aslında ona zarar verenler bunlar bir yandan da Yani hmm. aslında e, Gerçekler acı katlanılmaz Hale geldiğinde evet, Yeni gerçekler yaratıyor Hamiyet <laughs> ha. ha. Biz de onların bir parçası oluyoruz Ben oyunda İrfan'ın annesini oynuyorum Yani evet. gerçek hayattaki Gerçek <laughs> hayattaki annem e, Seher yani. Seher'le de Hamiyet çok yakın arkadaşlarmış Gerçek hayatta evet. yani. Seher yani. Hamiyet'i mahallede tek evine sokan kadın Ama Seher de Çocuk için kullanıyor Hayır Amiyet aslında <laughs> sehere yemek gel... yemek yemesin, e yok, e uslu dursun filan, o da var, o da yani <laughs> bir, 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 bir silah o tabii gibi <laughs> evet, bir şey. Evet, evet. Ama asıl Seher'in olayı şey, çok dindar bir kadın Hı -hı. ve çok merhametli bir kadın, hamiyetin de kapısını açıp girebildiği tek ev. o Ve o evde her yıl gelme sebebini ben yıllar sonra anlıyorum. Meğersem hamiyet kendi çocuklarını görmeye geliyormuş. Hı -hı. Anlamadım. Yani çocukları varmış. O evde hamiyetin. buluşuyorlarmış. Ama ben o kadar anlayamıyorum ki. Çünkü şöyle bir masa düşünün. Abi, bir, bir an e, senin hamiyetin çocuğu olduğun gibi bir şey. Yok <laughs> yok yo, hayır. hayır. Kendi çocuklarım da ama oraya getiriliyor orada yaşamıyor. O çocuklar geliyor ama ben onları anlayamıyorum. Çünkü hamiyetle çocuklar hiç sarılmıyor ki birbirine. Yıllar boyu geliyorlar. Peki hamiyetle çocukların ayrı tutulması Ayrı yani? tutuluyor çünkü hamiyet evden kovulmuş bir kadın. Okay. Tamam. Korkunç bir hikaye ve evet. biz onu biraz sanatla yumuşatabildiğimiz kadar. Evet ama şimdi kocaman bir oyun çıktı ya da müthiş bir film çıktı şimdi bundan. Evet. Aslında. Evet. Çünkü onun herhangi birisi herhangi birisi olması güzel zaten. Çünkü her yani ülkemizde çünkü biz öyle birlikte yaşayan bir toplumduk. Şimdi küçük dairelere, küçük ünitelere koymadan önce bizi nüfus artışı ve şehirleşmeyle aslında mahalleler büyük ailelerdi evet. ve o aile delilerini korurdu tırnak içinde söylüyorum delileri evet. o belki manik depresifti belki <laughs> şizofreniydi evet. belki paranoitti başka yani bir psikozu vardı onların fakat toplum onları koruyordu aslında ve evet. bu şekilde de koruyordu yani yemesinden içmesinden barınmasından <laughs> giyinmesinden ve normal Normal demeyelim ama bir insani bir hayatı sürdürebilmesine kadar toplum koruyordu. Biz o hikayeyi komple değiştirdik. Evet. Çünkü e, bu hikaye devam eden bir hikaye. Var olan insanlar var bilmem ne. <laughs> Orada ben e, senar, senariste gittim Deniz'e gittim Deniz Madanoğlu'na <laughs> anlatmaya başladım bütün hikayeyi. Benim konumumu ailemi her şeyi döktüm sanki terapist hmm. gibi hmm. 7 saat 8 saat her şeyi o yazdı yani kafasına hmm. ve sonra oradaki benim mesela babam sendika şeyi vardı o zamanlar hmm. o dönemden kalan işte 80'li yıllarda bizim sefaletimiz şudur budur o hikayeleri falan bir başka bir değişim yaptı ve orada işte 80'li yıllara ait bir şey başladı hmm. bir hikaye oldu. Ve sonunda da büyük bir sürprizle bitiyor falan. Aslında bu seyrettiğiniz hikaye şöyle oluyor gibi. Şey vermek de istemiyorum çok. Spoil. Spoil. Ama şöyle 500 kişiden neredeyse yarısı ağlayarak çıktı oyundan. Demek ki dokunmuş. Biz de öyle tabii. Yani ben mesela bu kadar ağlak, 10 yıldan beri ağlamadığımı fark etmiştim. Hı hı. Bu oyun provaları sürecinde <laughs> böyle delilik gibi bir şeydi. Yani ben mesela tiyatroya bir saygım çok büyüdü. Mesela ben müzisyen olarak biz diyordum ki işte rock'n'roll'uz, bizim çektiğimiz çileleri tiyatrocular salon insanı diye düşüncelerim düşünceleri vardı. Yani bunu ne kadar geri zekalıymışım dedim. Yani ve gerçekten tiyatrocular olan en ufağından en büyüğüne. Yani bir sanat dalı olarak belki de en çok saygı duyuyorum ressamlarla birlikte. Onlar da çok zor şartlarda Çünkü, biliyorum çok arkadaşım var bunun için çırpınan ama tiyatroculara büyük saygım oluştu. Yani şu anda mesela bütün tiyatroculara bu ülkedeki e, Don Kişotlar olarak bakıyorum. Ay ne tatlısın. <laughs>